Hocam yazılar başladı, ne yapacağım bilmiyorum hocam ya. Hiç endişelenmene gerek yok Tonguç'um. Yazılıya çalışma taktiklerimizi veriyoruz. Senin gibi birçok arkadaş da bize yorum atmış. Demiş ki Tonguç Akademi yazılı haftası bir hafta önce veya yazılı haftasına nasıl çalışılır adlı bir video yapar mısınız? Cevap verirseniz çok sevinirim demiş. Yapmıyoruz. Like almış. Yapıyoruz. Neden yapmayalım Tonguç'um? Merhaba, ikinci yazılarda nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Acil söyler misiniz demiş. Şimdi o zaman hızlı bir şekilde yazılılarda nasıl çalışmalıyız? Yazılıya çalışma taktiği nedir? Başlayalım. Birincisi Tonguç'um, ders defteri öğretmenin yazdığı kitap gibidir. Mesela bizim yazdığımız kitap bu. Çok güzel, burada yazmışız. Buradan okuyabiliyoruz. Ama öğretmenler de bir kitap yazıyor esasında. Ne yapıyor? Arkadaşlar buralara dikkat edin diyor. Buraları mutlaka öğrenin diyor. Bunları defterimize yazalım diyor. Ve bunlar da öğretmenlerimiz yazdığı kitap olduğu için sınavda mutlaka hocanın söylediği notlardan çıkar. Oralara çok iyi çalışmalısın bir. İkincisi, sınavdan birkaç gün önce arkadaşların defterini kontrol etmelisin. Ders esnasında çünkü sen önemli bir yeri kaçırmış olabilirsin. Yani böyle bir anda dalgınlığına göre böyle o sırada hayal kuruyorsundur. Ben fotokopi çektireceğim diye alıyorum, geri vermiyorum hocam. Bu sırada hoca çok önemli bir yeri, çok değerli bir yeri sana söyler, kaçırabilirsin. Dolayısıyla ders esnasında kaçırmış olacağın bir yeri sınavdan önce arkadaşlarından mutlaka telafi etmelisin. Üçüncüsü, odanda çalışma masanda mutlaka yapışkan notlar kullanmalısın. Bu ne demek? Mesela diyelim ki yarın sınav var, bunu pat diye buraya yapıştırabilirsin. Din kültürü cumartesi günü var demelisin mesela, çalışmam lazım. Ve bu notlarda diyelim ki işte öğrenmen gereken bazı bilgiler vardır. İşte mayoz mitoz olabilir. Veyahut da işte inkılap tarihinde ilkeler olabilir, işte bazı tarihler olabilir, İngilizce kelimeler olabilir, İngilizce kelime formu fark etmez. Bunları odanda duvarına yasarsan bunlar hem senin aklına kalmasını sağlar bu notlar, hem de seni motive eder. Niye biliyor musun? Mesela diyelim ki bir tamirciye girdiğin zaman araba tamircisine ne görürsün? Hep böyle araba resimleri görürsün. Veyahut da bir lokantaya girdiğin zaman böyle güzel yemek resimleri görürsün. Veyahut da böyle fanatik bir arkadaşının odasına gittiğin zaman böyle Fenerbahçe posterleri, Galatasaray, Beşiktaş, böyle futbolla alakalı şeyler görürsün. Sen de bir öğrenci olarak yazılı haftanda mutlaka onları oraya astığın zaman ben yazılı haftasındayım, motive oldum, işime odaklanıyorum ve önemli notlar hep gözümün önünde, bu işin üstadıyım ben bu işi biliyorum demiş olursun. Ve diğer bir önemli nokta ise çalıştığın konuyu sınavdan önce arkadaşlarına anlat Tonguç'um. Niye biliyor musun? Bir şeyi anlatmak o konuyu daha iyi öğrenmeni sağlar. Çünkü mesela ben sana şimdi diyelim ki fen bilgisi anlatmak istesem anlatamam, bilmiyorum. Ama anlatmam için ne yapmam lazım? Bilmem, öğrenmem lazım. O zaman oturup fene çalışırım ben. Tamam, çok güzel bir şekilde çalıştım. Sonra sana anlatmaya çalışırım. Anlatırken takıldığım yerler olursa demek ki burayı iyi öğrenememişim derim ve bir daha tekrar ederim. Dolayısıyla sesli çalışmak konunun aklındaki kalıcılığını artırır. Arkadaşlarına anlatırken hem onlara öğretmiş olursun, hem kendinde çok iyi bir şekilde öğrenip öğrenmelerini kontrol edersin. Sonuç olarak yazılıda başarılı olmak için iyi bir dinleyici oluyorsun. Derse dinliyorsun. Not tutuyorsun. Asla ve asla kaçırmıyorsun. Yazarak çalışıyorsun. Çünkü yazarak çalışacaksın. Sınavda sana yazılıda soracaklar. Yani söz değil ki bu. Yazılı olduğu için yazarak çalışmalısın ki sınavda aynı cümleleri yazabilesin, hatırlayabilesin. Ve arkadaşlarına danışmalısın. Prova sınavlar yapmalısın. Bu arada Tonguç Akademi'nin bizim yazılı notlarımız da var. 8. sınıfta, 7. sınıfta, diğer sınıflarda da geliyor. Bu yazılı notlardan mutlaka faydalanabilirsin. Bunların içerisinde İşte hoca sorar, kesin çıkar. Bu notlar okul defteri gibi olabilir mi hocam? Evet, okul defteri gibi net bir şekilde çalışabilirsin. Bunlar zaten Milli Eğitim Bakanlığı kazanımlarına göre hazırlandığı için seni sınavda çok daha başarılı kılacak. Buna da dikkat et Tonguç'um. Bir de tabii ki her sınıfa özel yazılı videolarımızda mutlaka sınavlardan önce izle. Bu yazılı provalarıyla da sınavlarda Tonguç'un yanında olduğunu unutma. Hadi bakalım, ödülü sorumuzu yap, yorumlara. Teşekkür ederim hocam.